Epistes Çiftliği kanalından herkese merhabalar. Kafesimizi buraya atmıştık arkadaşlar. Daha önceden şu karşıda denedim. Gördüğünüz gibi taşın üstünde. O taraftan atmıştım. Bir müddet bu kanalı izledikten sonra, yani su kanalını izledikten sonra akıntının yönlerini fark ettim. Biraz önce akıntı bu yöne doğruydu. Bu tarafta deniz var arkadaşlar. Denize doğruydu. Hala da denize doğru üst taraftan bir akıntı var. Bakın şurada biraz büyüteyim. Şuradaki yosunlar gördüğünüz gibi üstten deniz istikametine doğru seyrediyor. Bakın hala gidiyorlar. Rüzgar bu yönde ve deniz tarafından da şurada dalgaların yönünü izleyerek görebilirsiniz. Yosunlar da geliyor. Bu kanal istikametine doğru da bir akıntı var. Evet, iki akıntının çarpıştığı nokta var arkadaşlar. Ve orada sağ tarafta gördüğünüz gibi bir sığlık var. Evet, bu sığlığa doğru kafesimi atmanın mantıklı olduğunu düşündüm. Gördüğünüz gibi işe de yarıyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz beyazlık var. Dikkatli bakarsanız hemen kıyıda. Zaten büyük bir hareketlilik var. O beyaz bizim kafesin içindeki ekmeğimiz. Ve kafesimiz orada. Gerçekten çevresinde bir hareketlilik oluştu. Bakalım içine balık girecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Biraz daha bir müddet daha beklemedeyiz. Burada bekleyeceğiz. Daha sonra içine balık girerse sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Kafes atma şekillerini soran birçok arkadaş oldu. İçine ne koyuyorsunuz? İşte ne kadar derinliğe atılır, ne olur? Tabii ki bunların hepsi her yerde değişiyor. Genel itibariyle çok derin olmamasını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kısa süreli beklemeler için konuşuyorum. Çok derin olmamasını tavsiye ediyorum. Çünkü balığın hareket alanının az olması bu kafesin içine girme olasılığını çok arttırıyor. Hareket alanı çok geniş olursa sağından solundan tırtıklayarak veya kuyruk darbeleriyle içindeki ekmeği, yemi dağıtabiliyorlar. Balık konusunda ekmek atmanızı tavsiye ederim. Çünkü benim geldiğim noktalarda hep izlediğim bir konu var. İçine tabii ki tavuk attım. Balık parçaları da koydum. Çeşitli yemler denedim. Hepsinde arkadaşlar yengeç girdi içine. Yengeç. Bir tane de büyük yengeç girince ondan sonra balıklar girmiyor. Tabii çekemediğim videolar da oldu. Bir kafesin içinden 100'e yakın yengeç çıkardığım videolar oldu. Kaplumbağa çıkardım. Evet, o videolarımız da mevcut. Burada kafese atacağınız noktayı izleyerek mantıklı bir davranış sergilerseniz arkadaşlar balık yakalama olasılığınız artıyor. Evet, buradaki en mantıklı noktalardan biri benim kafese attığım bu noktaydı. Bir de karşıda bakın. Karşıda durgun bir alan var. Zaten balıklar orada oynuyor. Durgun alan neden önemli? Şimdi denizin akıntısıyla beraber denizden balıklar bu tarafa doğru geliyor. Ve buranın akıntısıyla buradan balıklar denize doğru gidiyor. Burası tam denize yakın bir acu su arkadaşlar. İkisinin birleştiği noktada yorulan, akıntıyla yorulan balıkların dinlenmek için akıntısız bir noktada beklemeleri lazım. Biz de tam o noktaya tuzağımızı kurduk. Bakalım inşallah işe yarayacak. Çok büyük hareketlilik var ama içine balık girip girmeyeceğini göreceğiz beraber. Diğer videolarımı izlemek için arkadaşlar takipte kalın. Hepinize teşekkür ediyorum.